Herkese merhaba. Yine bir tanıtım videosuyla karşınızdayım. Bugün size alternatif bir kamp bıçağı tanıtacağım arkadaşlar. Kanala çok fazla bıçak tanıtımı isteği geliyordu. Siz de yorumlardan takip ediyorsunuzdur. Hatta bazı arkadaşlar neden yerli üretim bıçaklara değmiyorsun? Bizim bıçaklarımız da ustalarımız da Avrupa'ya taş çıkarır nitelikte diye sitem etmişlerdi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezonda birkaç kamp bıçağı tanıtmıştım size. Aralıklarla sağ üst köşede bu bıçakların tanıtım videolarını göreceksiniz. Merak eden arkadaşlar oradan açıp izleyebilirler. Şimdi öncelikle neden Avrupa bıçaklarını tanıttığımı özetleyeyim size isterseniz. Maalesef sanılanın aksine Avrupa ve Asya bıçaklarının kalitesi bizim bıçaklarımızdan çok daha iyi durumda. Muhakkak kaliteli bıçaklar üreten yerli ustalarımız da var. Ancak onları bu parantezin dışında tutarak bu konu hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Çelik ve çelik işleme ile Osmanlı Devleti geç dönemde tanıştığı için özellikle Asya ve Avrupa'nın çok gerisinde kaldı bu konuda. Dolayısıyla bu da doğrudan bıçaklarını ve kılıçlarını kalitesini etkiledi. Hatta şunu söyleyebilirim ki kimse alınmasın. Avrupa'da seri üretilen bıçakların kalitesine şu anda ülkemizde elle dövülen bıçaklarda dahi yaklaşmak çok zor. Çünkü adamlar gerçekten çok iyi yapıyorlar. Çünkü bu işi çözmüşler diyebiliriz. Ama yine de ülkemizde elle tutulur kalitede bıçaklar üreten işletmeler de mevcut. Hatta bugün sizlere tanıtmak istediğim bıçak da bu markalardan bir tanesi. Bugün tanıtacağımız bıçak Denizli imalatı ve tamamen el dövmesi bir bıçak. Kabzasını ceviz kökünden imal etmişler. Ve kalınlığı da yaklaşık 4 mm civarında. Hatta şöyle bir ölçelim. Evet, tam 4 mm. Bu bıçak bana doğum günümde çok sevdiğim bir arkadaşım tarafından hediye edildi. Ben de size bu bıçağı tanıtmak istedim. Hatta tanıtmadan önce imalatçısını arayarak bilgi almak için uzun uzun sohbet ettik. Sağ olsun kendisi de çok ilgilendi ve sıkılmadan sorularıma cevap verdi. Bıçağımızın markası, şuradan görebiliyor musunuz? Bordo marka. Denizli'de Selçuk kardeşler tarafından üretiliyor. Bıçağın çeliği 4116 paslanmaz çelik. Az önce de dediğim gibi kalınlığı yaklaşık 4 mm. Tam boyu 25 cm. Namlu boyu da 15 cm civarında. Bıçağın ağzını şöyle bir bakacak olursak. Buradan gördüğüm kadarıyla 35-40 derece açıyla ağız açılmış bu bıçağı. Şöyle siz de görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu yapısı da compound bevel olarak form verilmiş ki bu da kesme ve biçme, ağır kesme ve biçme işlemlerinde fazlasıyla iş görebilecek bir bıçak olduğunu gösteriyor. Bıçağın üzerinde kaplama yok arkadaşlar. Tamamen polisajdan dolayı ayna gibi parlatılmış bıçak. Kabzayı iyi tutan perçinler pirinçten ve burada da bir tane boyun koymuşlar, pirinç boyun koymuşlar. O boyun da siz şu anda videoda seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Şuradan iki tane ufak pirinç perçinle sabitlenmiş olduğu yere. Bıçağın sertliği için firma 55-56 HRC olarak bir sertlik ölçüsü verdiler. Bu da yaklaşık 5 mos sertliğine denk geliyor ki bu genel kullanım bir bıçak için gayet iyi bir sertlik. Kolay kolay körelmez. Köreldiği zaman da buna tekrar ağız açmak çok kolay olacaktır. Bu sertlik mertebesinde. Sıkı bir kamp bıçağı tavsiyesi istiyordunuz benden arkadaşlar. Bu bıçak işte o sıkı kamp bıçağı tavsiyesine tam denk gelebilecek bir bıçak. Çok iyi bir alternatif. Hem yerli üretim hem makul fiyatlı hem doğada sorunsuzca bütün işinizi görebileceğiniz paslanmayan, etmeyen, çok fazla bakım gerektirmeyen, kolay ağız açılan ama geç körelen bir bıçak.
Şu anda bu bir bıçak hakkında her şeyi söylediğimi sanıyorum ama aklıma gelmeyen birkaç şey vardır. Siz aşağıdaki yorum bölümünden sorun arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben bütün yorumlara dönmeye çalışıyorum. Oradan size atladığım bir konu varsa cevap veririm. Şimdilik söyleyecek başka bir şey kalmadı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.